Birinci soru. x, y düzleminde hareket eden bir parçacık, t zamanına göre x, t, y, t konumundadır. x, t ve y, t açık olarak tanımlanmamış. t büyük eşittir 0. x'in t'ye göre türevi eşittir 4t artı 1, y'nin t'ye göre türevi eşittir sinüs t kare. t eşittir 0 için x 0 eşittir 0 ve y 0 eşittir eksi 4. Tamam, şimdi A kısmını çözelim. Parçacığın t eşittir 3'teki hızını bulunuz. Ayrıca t eşittir 3'te parçacığın ivme vektörünü bulunuz. Hız, hız vektörünün büyüklüğüdür. Hız vektörü nedir? Zamana göre hız vektörü eşittir, x konumunun zamana göre türevi veya x yönünde hız çarpı i birim vektörü artı y yönünde hız çarpı j birim vektörü. Bunu mühendislikte kullanılan notasyonla yazdım ama tabii ki vektörü göstermenin birçok yolu var. Bu soruda x üssü t zaten bize verilmiş. x üssü t eşittir 4t artı 1. Sadece dx dt olarak yazmışlar. Yani buradaki 4t artı 1 çarpı i birim vektörü olacak. Ve şuradaki y üssü t de bize verilmiş. y'nin t'ye göre türevi eşittir sinüs t kare artı sinüs t kare çarpı j birim vektörü. Hız vektörümüz bu. Bu zamana göre hız vektörümüz. Peki t eşittir 3 için hızımız nedir? t yerine 3 koyarız. 4 çarpı 3 artı 1 eşittir 13 i. 13 i artı 3 kare eşittir 9 sinüs 9 artı sinüs 9 j. Bulmamız istenen hız, zaman 3 olduğundaki hız. Hız vektörünün büyüklüğüne eşit olacak. Bu da 13 i artı sinüs 9 j'nin büyüklüğüdür. Burada Pisagor teoremini kullanarak büyüklüğü buluruz. 169, 13'ün karesi, artı sinüs 9'un karesinin karekökü. Hesap makinesini çıkaralım. 169 artı sinüs 9'un karesinin kare kökünü alıyoruz. Yani 13 kare artı sinüs 9'un karesi. Ve 13,00 bunu 7'ye yuvarlayayım. 13'ten farklı bir sonuç elde ettiğimizi size göstermek için, yani sinüs 9'un bir fark yarattığını görün. Cevap yaklaşık olarak 13,007'ye eşit. Birinci kısmı cevaplamış olduk. t eşittir 0 için, parçacığın hızı 13,007'ye eşit. Sonra da t eşittir 3 için, parçacığın ivme vektörünü bulmamız isteniyor. Zamana göre ivme vektörü, x'in t'ye göre ikinci türevi veya x yönündeki ivme çarpı i artı y yönündeki ivme, yani y'nin t'ye göre j yönündeki ikinci türevi olacak x t'nin ikinci türevi birinci türevin türevidir. Birinci türev 4 t artı 1 olduğuna göre, bunun türevini alırsanız 4 olur. Yani 4 i artı, sonra da y'nin t'ye göre ikinci türevi, birinci türevin türevidir. Sinüs t karenin türevi, 2 t çarpı kosinüs t kare olur. Ve tabii ki j de var şeyi de buraya koyarız. Bunu zincir kuralıyla buldum. t karenin t'ye göre türevi eşittir 2t. Sinüs t karenin t kareye göre türevi de kosinüs t karedir. t'ye göre ivme vektörünü bulduk. Ama t eşittir 3 için bu vektörü bulmamızı istiyorlar. 4 aynı kalır. Sonra da 2 çarpı 3 çarpı kosinüs 9. Bunu yazayım. Bu t eşittir 3 için ivme vektörümüz olacak. 4i artı 2 çarpı 3 eşittir 6. 6 kosinüs 9 çarpı j. Hesap makinesini çıkaralım ve burası için bir değer bulalım. 6 kosinüs 9 için eksi 5,47 veya 5,467 diyebiliriz. Artı eksi bu j olacak. Artı eksi 5,467 j. İvme vektörümüz bu. Yine mühendislik notasyonu ile yazmış oldum ama bu cevabı parametrik vektör notasyonu veya sıralı ikili olarak da yazabilirsiniz. t eşittir 3 için ivme vektörünü şöyle de ifade edebilirsiniz. 4, virgül, eksi, 5, virgül, 467. Bunlar aynı şeyi belirtiyor. Bu vektörün x bileşeni, bu da vektörün y bileşeni.